Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Tekrardan bizim damdayız arkadaşlar. Bizim damda güzel bir video çekeceğiz. Başta da gördüğünüz gibi iki kuş arasında kaldık arkadaşlar. Ya Kanal İzi alacaktık ya da Beyaz Postu alacaktık. Sizlerden yorumlarda istedik bunu. Demek ki sizinle bizim fikrimiz ayrıymış arkadaşlar. Dedim ki Beyaz Postu alsak bence daha makbul olur. İlk bunu görmeden önce Kanal İzi kesin getirecektim. Bizim Turgay'dan. Sonra Beyaz Posta görüyorum lan dedim, Beyaz Posta'yı alsak dedim. Bizimki de Kanal Aca. Ya Beyaz Posta'ya da ihtiyacımız var, Kanal Aca'ya da ihtiyacımız var. İkisinin karmasına da ihtiyacımız var. Dedik ki en iyisi Beyaz Posta'yı alalım. Ben sizden önce getirdim ama çoğu kardeşimiz de yorumlara Beyaz Posta'yı al demişti. İyi ki de bunu almışız arkadaşlar. Çünkü Kanal Aca'lıyız, kanatları da beyazdı. Birkaç arkadaşım da yazdığı gibi. Yani ister istemez belki biraz daha çirkin verebilirdi. Gene güzel verirdi ama bununki kadar güzel olmazdı. Bu da şöyle bir şey. Çoktandır Beyaz Postalarda biraz ilgim vardır. Videolarda belki görmüşsünüzdür. Bu da İzmir kuşu olduğu için dedim ki bunu alalım. Bence güzel yani. Biraz daha yakından göstereceğim. Buna hangi dişi vuracağız? Size de göstermiş olacağız arkadaşlar. Direkt yerini de ayarlamış olacağız. Şurada bir çift Urfalı gül, hatta iki çift Urfalı gülümüz vardı. Bir tanesinin yavrusu geçen gün ölmüştü. Yeri yüksek olduğundan dolayı göremiyorum orayı. Çoğu kardeşimiz yorumlara yazmıştı. Sağ olsun ilgi duyan arkadaşlar herkes yorum yapmıştı. O yavruyu oradan aldık. Onun altında bir çiftli daha yavru vardı. Yavrular zayıf gelişmiyordu. Şöyle bir şey, birçok kardeşimiz şunu da yazmış. Yem vermiyorsun. Verdiğiniz yemi hep beraber görelim arkadaşlar. Yani gerektiğinden fazla veriyorum ama yani kuşlarda bir gelişim oranı az. Hep yeni çiftlerimiz olduğumuz için ya çok iyi bakmıyorlar. Yani bir sıkıntı var yani. Şimdi şey yapalım. O Urfalı güller de maalesef öldü. Urfalı güller de oradan boşalttık. Buraya koyduk. Şimdi bu Beyaz Posta ile o karalacayı onların yerine koyacağız arkadaşlar. İnşallah bunlardan güzel bir yavru alırız. Kanatlar da şu şekilde tahta kanat geliyor. Yani kırpmamıza bile gerek yok. Burada kuşlarımızın hepsi kanatlı zaten. Hep beraber görmüş olacağız. Bu şu şekilde göstereyim. Beyazın, karanın iyisi var. İnşallah beyazın da iyisi de bizde oldu arkadaşlar. Neslini çok bilmiyorum ama kuşa baktıkça insan kuşun ne olduğunu zaten görüyor arkadaşlar. Kuşu biraz daha yakından şu şekilde göstereyim. Maşallah kuş da çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Yukarıya çıkalım. Hatta bunu buraya bırakalım, tamam mı? 2-3 gündür belli bizde. Bunu buraya bırakalım. Yukarıdan bizim dişiyi alalım. Bunların yerini ayarlayalım. Sonra yukarıya çıkalım, tamam mı? Elvanlarımızı güzel bir şekilde uçuralım arkadaşlar. Şöyle bir şey yaptık. Geçen bir video çektikten sonra karanfilli, sarı karanfilimiz biraz rahatsız gibi duruyordu. Onu o gün ilaç falan verdikten sonra o gün ile cam açık kaldığından dolayı biraz keyifsizmiş. Yani antibiyotiğini yedikten sonra 10 numara oldu. Dünlerde ben üst tava çıkarttım. Hep beraber bakmış oluruz. Hemen geçelim biz. Şimdi kümesimize doğru geçelim. Beyaz Posta da elimizde arkadaşlar. Bence 3 tane 4 tane vardı. Güzellerinden bir tanesini seçtik, getirdik. Bak bak yavrular çıkıyor. Onların yemlerini de biraz önce verdik. Yani bu sene bazı çiftlilerimiz hatta ilk defa yeni çiftli olduğu için bak şunlar, şunlar da bak onlar şöyle bırakalım. Bence iyi oldu. Hep bunlar yeni çütlüler olduğu için arkadaşlar yani ilk defa bir şunlar tecrübeli güzel çütlü. Onun dışında diğerlerinden şunlar tecrübeli çütlü. Onun dışında bir de şunlar var. Bak onların yavrularını göstereyim. Bir de ilk defa yavruya bakan çütlüleri göstereyim. Yani çok bilgileri yok yani. İlk kez yavruların böyle olması bence gayet normal arkadaşlar. Yani çok bilgiler olmadığı için. Yani biraz zayıf bakmışlardı. Urfalı güllüler. Şunlar maalesef yavruları orada ölmüştü. Sizin de yorumlarınızdan sonra ben de video izledikten sonra fark ettim arkadaşlar. O yavruyu oradan aldık. Bu çütlümüz tekrardan burada kalacak. Online yeri çünkü güzel. Çünkü oraya başka bir şey, başka bir kuşu koymak da zaten zor olur. Onlar orada kalsın. Onun dışında şurada bir Urfalı güllümüz vardı. Maalesef yavruları öldü arkadaşlar. Yani düzgün bakamadılar. Bizim yemden yana sıkıntımız dönüyor. Bazı arkadaşlar öyle yorumlar yapmış ama hiç yakıştırmadım o yorumu size de. Onun dışında şuraya
şunu koyduk. Şimdi şuradaki telerge kapağını sökeceğiz. Bunlar çıt olmuştur inşallah. Onu sökeceğiz, bırakacağız. Beyaz postalon o karalacayı getirip buraya koyacağız. Sizle beraber hep beraber yapmış olacağız. Bunlar da burada bu şekilde. Karamsar kavuğuna bir bakalım mı? Lan gel 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 gel. Bak bak, daha yeni yemini de yemiş. Ah, keyfi de yerinde. Ağzını yüzünü de kirletmiş yemle. Elimizi de kirlettik. Heh, bu da bizim karamsarımız. Bizim Yusuf'tan gelen yumurta. Sarı kişbir lan kırmızı kişbir bakı. İnşallah büyüdüğünde bunların da bunu da uçurmuş oluruz Allah'ın izniyle. Şimdi bunlar şey de veriyoruz. Biz arkadaşlar her gün yavrularımıza bugünlerde şey de veriyoruz. Yavru hapı aldık. Onu da birazdan göstereyim. Bak şurada da iki yavrumuz çıkmış ortaya. Onun dışında şunlar bir çift olamadı gitti ya. Yan yanalar ama bir sıcaklık yok yani, onu anlayamadık. Şunların da tahminim bir yumurtasının bir damar tuttu arkadaşlar. İnşallah bunlardan da yavru alırız. Beyaz posta nerede? Bence beyaz posta da güzel arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bence tam kendi değil mi? Bundan yıllar önce bir İzmir postası, böyle bir beyaz postaya denk gelmiştim. Ben de uçuyordu dişi. Abi var ya, günlerce gezip gelmişti. Silahla vurmuşlardı. Geldiğinde paramparçaydı. Ona rağmen bayağı bir sarmıştım. Ta o zamandır böyle hep aklımda bir, öyle bir beyaz postaya şeyim vardı yani. Bu da nasip oldu. İnşallah güzel yavrularını da arık. Dişimize çok güveniyorum. Bunun da kurumuyla, tamam soyunu şu an bilmiyorum ama kurumuyla, şeklinin şemasıyla inşallah yavrularını arırız. Hep beraber görmüş oluruz. Onun dışında yavrularımız büyümeye falan başladılar. Çakmaklılar burada, kara şurada, şu diğer orada, diğer orada. Morlarımızın ikisinde hem şunların yavrusu çıktı, hem şunların yavrusu çıktı. İki taraflı morların yavrusu da çıktı. Şu numbeklerin yavruları da burada. Biraz cins, biraz ağırdan gelişiyor bunlar. Bak, numbeklerin yavruları da burada. Bu çiftimiz de inşallah artık çift olmuştur. Kaç gün oldu. Bunu sökeceğiz, öbür tarafa çakacağız. Bu sefer beyaz postaların karalcayı çift edeceğiz. Onların yerini vereceğiz. Bunlar da bizim kırmızı, bu sefer ikisini kırmızı vermiş arkadaşlar. Yani bir tane sarımız oldu, iki tane de kırmızı karanfilimiz olmuş oldu. Mülemaslar yumurtada bunlar. Şunlar yavruda. Bakalım hakikaten hayırlısı. Şimdi hemen karalcayı alıp gelelim tekrardan. Şimdi ise kümese geldik arkadaşlar. Burada ise aşı dişimizi şimdi burada alacağız. Aylardır buna bir tane erkek seçiyorduk. Benim için çok önemli bir kuş. O yüzden biraz seçici olduk. Bunda buna beyaz postamızı vuracağız. Bunun babası, dediğim gibi tekrardan söyleyeyim, kara posta, annesi de çakmaklı posta. İkisi de yarışçı. Beyaz postanın bir deneyeceğiz. Bakalım öyle ne biçim bir yavru alacağız bunlardan. Bak bu da burada. Şimdi bunları başa indireceğiz. Onun dışında geriye kalan tek dişi sıkıntımız, kara kişbir kuyruğu beyaz kaldı. Onun dışında da başka bir kuşa ihtiyacımız kalmıyor yani. Allah'ın izniyle. Tam kadroyu oturmuş oluyoruz yani. Kırmızı kişbir de dün aşağıda odaya girmişler. O ekmek yaptıkları saç var ya, orada kömüre budanmış. Ah ah, seninle mi uğraşıyoruz? Şimdi var ya, 10 numara rahatladım arkadaşlar. Şimdi geriye tek bir tane şey kaldı. Şu kara kişbir kuyruğu beyaz dişimizde bir tane erkek ihtiyacımız kaldı. Bunda biraz daha celesi yoktur. Ayarlarız daha. Bir şu sistemi, kadroyu tam oturtturalım. Ondan sonra bunu da ayarlarız bir tane. Bu çakmaklı yavruyu ise arkadaşlar, dün vermezse diğer yavrularla beraber diğer elvanların içine bıraktık.
direkt kalkıp gidiyor. Ta akşamüstü geliyor. Bunu da kırpalım mı ne yapalım bilmiyorum. Çünkü nereye gidiyorsa oraya alışmış yani. Seyran Tepe'de şu çatılara gidiyor. Dur gösterelim. Şu binalar var ya arkadaşlar. Onların üstünde bir yere gidip konuyor tahminim. O yüzden burada bıraktım mı biraz sonra da gösterince görürsünüz. Direkt kalkıp gidiyor. Biz o yüzden şimdi ne yapalım? Onu belki kırpabilirim. Kararcı alıp aşağıya ayarlayalım. Üst tama gelelim. Şu yavrularımızı bırakalım. Yavrularla beraber hep beraber uçurmuş oluruz. Selamun aleyküm. Yavrulara yem veriyormuş orada. Şurayın kapısını çaktık. Şuradan söktük. Buraya da taktık. Dur bunu bir bırakalım. Ondan sonra şey yaparız tekrar. Şimdi arkadaşlar hep beraber yemiş oluruz. Bence gayet ikisi de güzel bir çutlu olacak. Birkaç gün böyle kalsınlar. Beyaz posayın o süreçte kanadı uzadığında bunu tekrardan sökerek rahat bir şekilde hareket ederler arkadaşlar. Yani birkaç gün buranın içinde yerleyip duracağız. Hem şey yapmış olacağız. Biraz daha ayrı kalmaları daha makbul. Bence gayet iyi oldu. Güzel bir çutlu oldu. İnşallah güzel de yavrularını almak nasip olur. Dişi zaten bizim yavrudan dişimiz. Bak dişi burada bizim yavrudan kendi dişimiz. Beyaz posta da İzmir kuşu. Bizim Turgay'ın İzmir'den aldığı parçanın içindeydi. Bundan 3-4 tane vardı. Çutlularımız bu sene var ya çok güzel çutlular oldu. Bu çutu attıklarım tam yerine oturduğunda var ya arkadaşlar. Bundan sonra sürekli kalacak çutlularımız yani uçuma çekmeyeceğiz. Bana çok falan mı oldu ya? Bunlar da çift oldular mı acaba? Bunlar da bayağı bir ben ulaştırdı ya. Karalacağına çıktı. Bunlar da güzel bir yerleri yesinler. Tekrardan kapatırız. İnşallah çakmaklılar da çift olmuştur. Bunlar da burada kalsın. Bunların yemlerini suylarını içine koyarız. Birkaç gün öyle kalsınlar. Bak İspanyollar da burada yan yanalar ama inşallah olur ya. Havalar biraz da sınırsa belki olurlar. Şimdi üst tama doğru hafiften geçelim biz. Arkadaşlar tam üst tama geçiyorduk. Buranın kapısını açtık ya. Lan bu getirdiğimiz çakmaklı dişi çıkmış. Yarışçı dişi almışız, erkeği almamışız. Oo. Lan hiç dişiye benzer bir yanı yok bunun ya. Bak. Şimdi iki tane dişi elimizde kalmış oldu. O yüzden çıt olmuyorlar. Lan oğlum var ya. Şuan bunun ikisi dişi çıktı ya. Neyse. Şimdi ikisini buradan tekrardan çıkartalım. Yapacak bir şey yoktur. Yoksa bunlar da eşitlerin midesini bulandıracak burada. Bizim Urfalı güllüler de buraya koyduk biz. Şöyle hemen gösterelim. Şuradan şu şekilde hemen gösterelim. Urfalı güllüler de buraya getirdik. Daha önce de buralardı, buradaydı. Şimdi burada iki çiftimiz olmuş oldu arkadaşlar. Yani şunlar bir. Şunlar da iki çift olmuş oldu. Şey yapalım mı? Urfalı güllümüz içeride bir tane çiftimiz var. Almak isteyen arkadaşlar varsa Urfalı çütlüğü de sahiplendireceğim arkadaşlar. Yerine dama farklı bir şey almışız arkadaşlar. Yani aynı çiftten çok olmasına gerek yoktur.
bize hediye eden abiyle de bunu istişare yaparım. Ona göre ayarlarız arkadaşlar. Yerine başka bir kuştan tamamlarız. Bunu da almak isteyen arkadaşlar varsa Instagram hesabından bize ulaşabilirler. Şimdi üstten doğru hafiften geçelim biz. Şimdi ise şu elvanlarımızı güzel bir şekilde bırakalım. Yavrum bile mas var ya, dünler maşallah bir uçtu arkadaşlar. Dedim gitti de son dakikaya geldik onda. Dur bırakalım. Saatini ne hale girmiş ya. Dün 2-3 tane kuşumuz. Ha, baksana kipkirli olmuş, nazar ettik. O kapıyı açık bırakır mı? Aşağıda hava alsın diye. Oradan oradaki sacın içine girmişler. Simsiyah olmuş hele, şu şekline bak hele. 5 TL'ye kim sanmaz bu. Gel. Bir yabana böceğimiz de burada arkadaşlar. Bunların hepsini çıkartalım da biz. Bak, karanfilli yavrumuz da burada. Şey yapacağız burada. Dur. Tam yine masa kalkmış oraya. Bir dakika, mineman suç basın orada. Uçtu. Yine uçtu. Gel. Geldi. Bu şekilde alışıyor. Bu taktik şu an çok iyi oldu. Bu biraz büyümüş de bunu çıtısını vurdum. Bir kanadına çıtı vurdum. Birkaç gün maksat yuvaya girip çıkmayı öğrensin ki ondan sonra kanadını açarız. Ne yapacağız? Taktiğimiz şu arkadaşlar. Şimdi 2 hafta sonra o yavrular bunun kıvamına gelecek. 2 hafta daha bunlar burada kalsınlar. 2 hafta sonra bu yuvayı, buradaki yuvayı bölersek, bölerek şu tarafı ya yavruya ya da elvana koyarız. Ya da onun dışında bölmezsek ise elvanlarla postayı karıştırmak zorunda kalırız. Zaten birkaç hafta sonrasında havalar ısındığında makası vurmuş oluruz yani. Postalarımıza elvanlar tek uçmuş olur. Yavruları da 2 hafta sonra burayı komple yavru yapacağız. Yani yavrularımızı şey yapmış olacağız. Ufakken buraya getireceğiz. Buradan sadece yavru yuvası olacak. Çekecekler. Yeni yeni duvara kalkmayı burada öğrenecekler. Mülamans gibi. Dün mesela mülamansımız kalktı. Uçlarla baya bir böyle uçtu. Sonra tekrardan geldi kondu yani. Etrafı öğrenme süreci bile çok iyi yani. Karanfilli yavrumuz da gayet iyi arkadaşlar. Bak şu an fekinde. O gün direkt telaşa girdim. Direkt gittik. İlacını aldık. Verdik. Yavru hapımızı aldık. Yavrularımıza zaten ekstra veriyoruz. Daha güzel gelişirse daha iyi olacak yani. Şuna da bugünlerde yollayalım da artık alışsınlar. Uçurmamız lazım. Havalar sıcağa girmesin. Şu kızımıza da kendisi gibi bir tane erkek ayarlayamadık ama şu an kuş arayışından var ya bayağı bir sıkıldım. Yani sonu gelmiyor. Yani şunu çift edelim, bunu çift edelim. Sonu da gelmiyor. O yüzden biraz daha çok dinlenmek istiyorum artık. Şey yapacağız. Şurada da yavrulatırız diye düşünüyorum da. Burada da arkadaşlar yani şöyle yaklaşık 2-2,5 ay sonra damın tadilatına başlayacağız arkadaşlar. Damı yapmaya başlayacağız Allah'ın izniyle. Ufaktan malzemeleri almaya başlayacağız. Yani burayı sökmek zorunda kalacağız. Bu sefer de altında yavru falan sıkıntıya gireceğiz. Urfalı yavruyu o yüzden söylüyorum. Öyle söylemenin sebeplerinden bir tanesi de şu arkadaşlar. Birkaç aklımda daha kuş var, tamam mı? Urfalı güllerimizden bir çiftimiz yuvada var zaten. Güzel bir çiftimiz daha yuvada var. Bir çiftimiz şu an bu ekstra olmuş oluyor. Yani aynı kuştan iki çiftin olmasına gerek yoktur. O yüzden o çiftliği sahiplendireceğiz. Yerine başka bir kuş alacağız arkadaşlar. Kesinlikle kuş alacağız. Eğer o çiftliği de almak isteyen arkadaşlar varsa Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirler. Yavruya gerçekten, zaten yavruyu bizzat siz kendiniz gördünüz. İlk yavrusu bize burası tecrübesiz ama bundan sonra sıkıntısız bir şekilde yavru alınır yani ondan. Almak isteyen arkadaşlar da Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirler. Çakmaklı yavruyu da dur bırakalım da. O direkt gidiyor ya. Şunlar da yer istiyor ama boşa istiyor yani. Bak yavrumuz burada.
Ben eskiden böyle yapacaktım ya. Yavru küçük ya. Kıymıyordum biliyor musun? Daha buna bu şekilde küçük diyordum arkadaşlar. Getirmiyordum da ama hatırlıyorsanız. Hayvan var ya bak şunun gibi tüfekini bitirip getiriyorduk. Bu renkli diye böyle çok beklettim. Yani burası zaten büyüdüğünde şu kadar pirkede çıkamıyordu. O yüzden dedim ki bu aşağıda bayağı bir kıvamına varsın. Sonra dedim ki lan ben bunu uçuracağım zaten. Bunu da çıkartalım. Geçen gün getirdik yani. 2 gündür ben şu an bantla damla bir şekilde yuvayı falan üretsin. Sonra bandını açarız. Duvara kalksın isim bize yeter yani. Bizim İstanbulluya yaptığımız gibi. Bak şuradaki İstanbullumuza yaptığı gibi. Bizim Yusuf'tan getirdiğimiz İstanbul'a yaptığımız gibi. Onun dışında baştan karaya yaptığımız taktik şekilde bunu da inşallah alıştırıp uçuracağız. Altta da kırmızı, bu sarı, kırmızı renkte kardeşleri geliyor. Onlara da aynı şekilde yapar, uçururuz. Bakalım ben. İnşallah sezonda güzel bir uçundan gideceğiz. Sırtı beyazlamaya başlıyor bak. Oğlum yumurta doğurmuyorsun, niye böyle kovalıyorsun anlamıyorum. Ay yavru da uçtu. Uçsun öğrensin ya, bir şey olmaz. Çok rahatım. Nerede bak. Oraya koyayım. Şimdi buradan da insin. İn oradan da in. Bu şekilde öğreniyor arkadaşlar. Yani yavru hem dama ülkek olmamış oluyor. Tıklar. İnşallah bunları kapatabileceğiz ya. Bunların yemini fazla ödüyorum. Bir sürü gün içerisinde kapatamıyoruz. Kapatamadığımızdan dolayı da biraz önceki çahçilin falan halini gördü yani. Aşağıdaki odaya giriyorlar. Durmuşlar ya. Bizim uçlar nerede? Burada uçuyorlar da. Güzel uçuyorlar ama. Sen niye bir tane bilemez kaçak geldiğinde böyle kurmadılar? Hele şunun haline bak ya, kendini ne hale koymuş bak. Havalar güneşler açsın da şunları bir elmalı sirkeli suyla bir çimdirelim. Hepsi şu pisliğini mikrobunu alsın üzerinden. Uçan daha var mı? Bu da dünler dışarıda kaldı. Yuvaya kapatamadık. O yüzden böyle. Aklımdan ne geçti biliyor musunuz bu? Aşağıda kıl kuyruk İstanbul'u var ya. Tamam yumurta cılık atıyordu ya. Dedim ki bu sefer de tutmazsa bizim şu İstanbul'umuz var yöndeki. Onunla onu çift ederiz. Çıkan yumurtaya oturtturmam ama hambalın altına kaydırırız. Dün de baktım yumurta dama tutmuştu arkadaşlar. İnşallah yavrusunu alırız Allah'ın izniyle. Bak yavrumuz da buna için alışıyor bir şekilde. Bazı arkadaşlarımız şu Gazze'ye rahatsız filan demiş de bu bak sırtı kanadı bayağı bir kirli olan. Bu rahatsız değil arkadaşlar. Bu İlyas abinin bize getirdiğinden beri böyle. Yerde çok hantal böyle ama havada uçtum var ya postadan bir farkı yoktur. Yerde biraz böyle hali yok gibi. Hep böyle yani ağır çekimde biraz. O yüzden yani uçmasından yana sıkıntı yoktur. Bazen ben önceye konuyor ama yani buraya frenleyemediğinden dolayı buraya konuyor.
O yüzden yani bir sıkıntısı yoktur. Şükür şu an elvanlarımızın içinde rahatsız olan kuşlarımız falan yoktur. Yani rahatsız kuşumuz kalmadı yani. Abi şuradan kuşları çıkarttım ya. Çok rahatladım yemin ederim. Odaya koyduk var ya. Bir de yavrularımızı çıkartalım. Burada alıştıralım var ya. Daha güzel olacak. İnşallah güzel bölük halinde uçuracağız hepsini. Bu videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Yani çütlerimizi hep yeniliyoruz. Güzel güzel çütler yapıyoruz. Biraz sezona geç girdik ama aslında erken girdik de şu kümesten dolayı yanıldık arkadaşlar. İnşallah geç oldu ama güzel olacak. Her şey yapacak bir şey yoktur. Kısmette veylesi varmış. Bir şeyler görmeden olmuyor yani. Dişilerimizden iki dişimiz boştaydı. Birini daha tamamladık. Bir kara şopucu beyaz kaldı. Onu zaman içerisinde inşallah ayarlarız arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım bizi izlerken keyif alıyorsunuzdur. Hadi hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.